Herkese merhaba, bu videoda sizlerle beraber Huawei MateBook 14S 2023 model laptopu hep beraber inceleyeceğiz. Şimdi gelin detaylara bakalım. Her zaman olduğu gibi aşağıya bir link bırakıyorum. Bu bir affiliate linktir. Cihazı buradan güvenle satın alabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Gövde özellikleriyle incelememize başlayalım. Adından da anlaşılacağı üzere 14 inç bir laptopla karşı karşıyayız. Laptopun rengi ise ladin yeşili olarak geçiyor. İlginç bir rengi var ve gerçekten güzel durduğunu söylemek istiyorum. Normalde biliyorsunuz daha önce bir iki tane daha Huawei'in laptoplarında yine bu yeşil rengi görmüştük. Piyasada başka yeşil renkte laptop da bildiğim kadarıyla yok. Ben rengin güzel gözüktüğünü ve premium bir hissiyat verdiğini söylemek istiyorum dışarıdan bakıldığı zaman. Aynı zamanda 1.43 kilogram gibi bir ağırlığı var ki 14 inçlik bir laptop için gerçekten güzel bir dengesi olduğunu söylemekte fayda var. Tabii ki burada önemli olan kısım gövdesinde alüminyum alaşımlı bir gövde kullanıldığı için burada cihaz normal rakiplere göre biraz daha hafif. Şimdi gelelim ekran kısmına. 2.5K çözünürlüğünde 14 inçlik 120 Hz yenileme hızına sahip olan 400 nit parlaklığında bir ekranımız var. 3'e 2 enboy oranını bizlere sağlıyor ve ekran kasa oranı bence muazzam. Çerçeveler gerçekten çok ince. %90 oranında bir ekran kasa oranını bizlere sağlıyor bu laptop. Aynı zamanda %100 oranında sRGB renk gamutunu sağlıyor ve önemli noktalarından bir tanesi normalde burada profesyonel monitörlerde bile Delta 2E'den düşüktür genelde monitörlerin değerleri ama Huawei'nin verilerine göre Delta E değeri birden düşük değerle beraber bizlere sunulmuş ki bu gerçekten önemli bir veri. Bunun da sebebi şu. Bu değer ne kadar sıfıra yakın olursa renklerin doğruluğu ve gerçekçiliği o kadar tutarlı oluyor arkadaşlar. Bu kritik bir nokta. Ve aynı zamanda bu ekranı dokunmatik olarak da kullanabiliyoruz. 10 noktadan çoklu dokunmatik sistemi bizlere sunulmuş. Ekranın parlaklığı gerçekten güzel. Mat bir yapısı yok. Parlak bir yapısı var. Bunu da söylemek istiyorum. Özellikle film ve video izlerken bizlere güzel bir deneyim yaşatıyor. Hazır ekrandan bahsediyorken ekranın en üstünde güzelce gizlenmiş bir webcam'imiz var. Bu webcam'in performansına bakacağız birazdan. Aynı zamanda buradaki kamerayı yüz tanıma olarak da çalıştırabiliyoruz. Ekranı açar açmaz cihaz yüzümüzü tanıyor. Herhangi bir şifre vesaire girmeden de cihaz otomatik olarak açılıyor. Arzu ederseniz tabii ki şifre olarak da açılıyor ve birazdan bahsedeceğim klavyenin sağ üst tarafında bulunan güç tuşuyla beraber de parmak izinizle de bu cihazı açabiliyorsunuz. Daha öncesindeki Huawei laptoplarda size göstermiş olduğum kamera özellikleri de burada bizlere sunulmuş. Arka plana sanal bir görüntü atabiliyorsunuz. Burada kameraya bakmıyor olsanız bile göz teması ismini vermiş oldukları özellikle sizin gözünüzü sanki kameraya bakıyormuş değiştirebiliyor. Şimdi isterseniz gelin bir webcam performansını hızlıca göz atalım. Evet, şimdi Huawei 14S ile beraber bir webcam testi gerçekleştiriyorum ve aynı zamanda mikrofon performansına görüyorsunuz. Bu kameranın önemli özelliklerinden bir tanesi sizi takip ediyor oluşu. Şimdi bunu test edeceğiz. Bakalım nasıl takip edecek bizi. Gördüğünüz gibi şu anda kamerada farklı yerlere doğru ilerliyorum ve kamera beni burada ortalıyor. Bunun için yapmamız gereken şey uygulama içerisinden bunun özelliğini açmak ve gördüğünüz üzere işte beni bu şekilde takip etti. Bu kameranın çözünürlüğüne geldiğimiz zaman ise 720p çözünürlüğünde bir kamerası bulunuyor. Güneşli bir hava değil şu anda. Bulutlu, parçalı bulutlu. Aslında yani çok yoğun bir ışığın olmadığı bir havada bence gayet nispeten iyi bir performansı olduğunu düşünüyorum ama tabii ki bunun esas kararını bilgisayarda izlerken göreceğiz. Aşağı doğru indiğimiz zaman tabii ki karşımıza klavye çıkıyor. Klavyenin yazma hissiyatını beğendiğimi söylemek istiyorum. 3 kademeli bir ışığımız var. Böylelikle akşam çalışırken de sorun yaşamıyorsunuz. Klavyenin sesi konusunda da başarılı olduğunu söylemek istiyorum. Gelin onu da hızlıca bir dinleyelim. Sırada ise trackpad kısmı var. Ben buradaki trackpad'in büyüklüğünü beğendim. Ancak bana bir tık sesli çalışıyor gibi geldi. Sizin yorumlarınız ne olacak? Gelin bir tıklama sesine bakalım. Hoparlörler kısmına geldiğimiz zaman ise hoparlörler laptopun alt tarafına konumlandırılmış. 4 tane hoparlörümüz var. Sesin performansını beğendiğimi söylemek istiyorum. Hem baslar gayet güzel hem de yükseklik ve sesin temizliği de başarılı. Ultra Bass ve Sound Turbo gibi özellikler var. Bunları yine Huawei'in kendi uygulaması üzerinden açabiliyorsunuz ve farklı ses deneyimlerini kendinize göre değiştirebiliyorsunuz. Şimdi beraber bir örnek müzik dinleyelim. Bu
Şimdi ise gelin giriş çıkışlara bakalım. Laptopun sağ tarafında bir tane USB 3.2 birinci jenerasyon tip A giriş bulunuyor. Sol tarafına geldiğimiz zaman bir tane USB tip C bağlantı noktası, bir tane Thunderbolt bağlantı noktası, bir tane standart boyda HDMI bağlantısı ve 3.5 mm'lik bir ses jack'ı bulunuyor. Benim Huawei laptoplarının incelediklerimin hepsinde eleştirdiğim bir noktayı burada da eleştirmek istiyorum. Keşke bir de SD kart okuyucusu olsaydı bu laptopta. Şimdi gelelim performans kısmına. Bu laptop Windows 11 Home Edition ile beraber bizlere sunulmuş. Kalbinde 13. nesil Intel Core H serisi bir işlemci var. Bana teste gelen cihaz i9-13900H Evo versiyonu. Biliyorsunuz bu Evo işlemciler özellikle laptopları açtığımız zaman çok daha hızlı bir uyanma performansı sağlıyor. Aynı zamanda arka planda multitasking olarak bir sürü uygulamayı çalışırken daha verimli olmamızı sağlıyor ve pilin performansının da daha uzun bir şekilde gitmesini sağlıyor. O yüzden Evo işlemciler gerçekten fark yaratıyor diyebiliriz Intel tarafında. GPU kısmında ise Intel Iris Xe grafik birimi bulunuyor. Bu laptoplarda 16 veya 32 GB'lık RAM seçenekleri var. Bana teste gelen cihaz 32 GB'lık versiyonuydu. Aynı zamanda 1 TB'lık da bir SSD bizlere sunulmuş. Şimdi hazır SSD demişken burada Blackmagic Speed ile beraber yapmış olduğum bir test hızı var. Ona da hızlıca göz atalım. Yazma hızı olarak 3152 MB bölü saniye, okumada ise 3228 MB bölü saniye gibi bir değer var. Bu zamana kadar incelediğim laptopları buraya koyuyorum. Videoyu durdurarak burada objektif bir değerlendirme yapabilirsiniz. Şimdi ise gelelim her zamanki olduğu gibi render testlerimize. Burada Adobe Premiere uygulaması üzerinden bir takım testler gerçekleştirdim. Burada Full HD 16 dakikalık bir videonun renderını 4 dakika 15 saniye içerisinde aldık. Cihazı güçten çıkarıp aynı testi pil üzerinden gerçekleştirdiğimde ise 5 dakika 6 saniyelik bir performans sergiledi. Sonrasında 5 dakikalık 4K 120 FPS'lik bir görüntüyü 2 dakika 1 saniye içinde işledik. 8K'ya geldiğimiz zaman ise burada 1 dakikalık RAW bir görüntü, 30 FPS'lik bir görüntüydü. Yaklaşık olarak 11 dakika 9 saniye içerisinde işledi laptopumuz. Buraya da yine her zaman olduğu gibi kıyaslama tablosunu koyuyorum arkadaşlar. Daha önce incelediğim laptoplarda olduğu gibi siz burada kıyaslamanızı yapabilirsiniz. Photoshop kısmına geldiğimiz zaman ise Photoshop'ta da yine her zamanki testlerimi gerçekleştirdim. 62 adet 50 megapiksellik RAW fotoğrafı JPEG'e çevirdim. Bunun da yaklaşık olarak süresi 1 dakika 32 saniyemizi aldı. Isınma ve fan sesi konusuna geldiğimiz zaman ise laptop bana teste gelir gelmez tabii ki laptopu açtım, kurulumlarını gerçekleştirdim. Sonrasında Adobe Photoshop ve Premiere Pro'ları kurdum. Bu işlemleri gerçekleştirdikten sonra cihazım yaklaşık olarak 36 derece bandındaydı en yüksek sıcaklık olarak. Sırasıyla demin bahsettiğim testleri gerçekleştirdim. Full HD bir video renderı, 4K video renderı ve 8K video renderı alırken böyle ortalarında artık burada tekrardan bir ısı ölçümü gerçekleştirdim ve burada ise maksimumda 43 derecelik bir ısınma seviyesine ulaştık arkadaşlar. Fan sesi konusunda ise tamamen sessiz diyemem bu laptop için. Ancak klasik Windows laptoplar gibi böyle harıl harıl bir fan sesi olmadığını da söylemek istiyorum. Fanın çalıştığını rahat bir şekilde anlayabiliyorsunuz ama bu sizi rahatsız etmiyor. Bunu da böylelikle açıklığa kavuşturmak istedim. Bağlantı konusuna geldiğimiz zaman ise burada Huawei Meta Line antenleriyle beraber bu cihaz donatılmış. Tam 240 metrelik bir Wi-Fi çekme ağı var. Bu 240 metreyi de şöyle hayal edebilirsiniz. Bir futbol sahası aslında 105 metre. Yani iki futbol sahasından daha bile fazla bir alanda çekim gücü bulunuyor. Wi-Fi 6E'yi destekliyor ve Bluetooth 5.2 sürümüyle beraber bizlere sunulmuş bu laptop. Pil konusuna geldiğimiz zaman ise içerisinde 60 watt saatlik bir pille beraber geliyor. Aynı zamanda kutu içerisinden 90 wattlık bir şarj adaptörü çıkıyor. Huawei'nin verilerine göre 30 dakikalık bir şarj ile %50 pil performansına ulaşabiliyor bu cihaz kendi şarj aletini kullandığınız zaman. Huawei laptoplarında beğendiğim güzel özelliklerinden bir tanesi tabii ki süper device, yani süper cihaz özelliği. Daha öncesinde zaten bunu size göstermiştim. İlgilenenler ve izleyenler zaten bunu biliyordur ama burada yine göstereceğim. Huawei tabletiniz ya da Huawei bir telefonunuz varsa cihazlar kendi arasında çok rahat bir şekilde dosya alışverişi yapabiliyor ya da cihazları ikinci bir ekran olarak kullanabiliyorsunuz. Tablet üzerinde burada size ufak bir bağlantı gösteriyorum şu anda. Burada gördüğünüz gibi dosya aktarımları gerçekten çok kolay. İsterseniz laptoptaki dosyayı, tableti, tabletteki dosyayı laptopa çok rahat bir şekilde aktarabiliyorsunuz. İkinci bir ekran olarak kullanabiliyorsunuz ya da ekranı aynalama olarak da kullanabiliyorsunuz.
yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bağlantı aynı zamanda cep telefonları üzerinden de yapılabiliyor ama Huawei cep telefonu olması lazım. Bunu da unutmamanız gerekiyor. Laptopunuz üzerinden kullanabiliyorsunuz. Yine dosya aktarımları çok kolay ve aynı zamanda uygulamaları da burada laptopunuzun üzerinden açabiliyorsunuz arkadaşlar. Yine burada söylememe gerek yok ama eğer hoparlör, kulaklık vesaire bu tarz Huawei aksesuarlarınız varsa yine süper device yani süper cihaz özelliğiyle çalışabiliyor. Ve bir diğer güzel özellik ise tüm cihazlarınızda ortak bir arama yapabiliyorsunuz. Yani bu ne demek? Tabletinizde ya da telefonunuzda bir görüntü var. Bunu laptopunuzdan arayabiliyorsunuz. Ya da telefonunuzdayken laptopunuzda olan bir görüntüyü genel arama menüsü üzerinden arayıp kullanabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar, dilim döndüğünce sizlere Huawei MateBook 14 S'in detaylıca incelemeye çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Hala daha aklınızda soru işaretleri varsa aşağıdaki yorumlar kısmında mutlaka buluşalım. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Beğendiyseniz mutlaka beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bana destek olmak için de kanalıma abone olabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.